Aşağıda bazı taneciklerin proton sayısı iyon yükü grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. T taneci için baktığımızda proton sayımız 11, iyon yükümüz artı 1 verilmiş. Yani elektron sayımız 10 olur. İ taneci için baktığımızda proton sayımız 12, iyon yükümüz artı 2 verilmiş. Yani elektron sayımız 10. N taneci için baktığımızda proton sayımız 13 verilmiş. İyon yükümüz artı 3 verilmiş. Yine elektron sayımız 10. Devam edersek M için baktığımızda proton sayımız 16. İyon yükümüz eksi 2 yani elektron sayımız 18. E için baktığımızda proton sayımız 17. Bir elektron aldığı için eksi 1 yani elektron sayımız 18 oldu. Evet, birinci ifadeye bakarsak T ve I tanecikleri izobar olabilir demiş. İzobar neydi? Kütle numaraları aynı. Atom numaraları farklı tanecikler demekti. T için şunu söyleyebiliriz. T ve I için kütle numaralarını bilmiyoruz. Yani nötron sayısını bilmediğimiz için kütle numaralarına ulaşamayız. Ama şunu söyleyebiliriz. Proton sayıları farklı olduğu için kütle numaraları aynı olduğu durumda izobar olabilirler. Bu ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda T ve N tanecikleri izoelektroniktir. T taneci için şunu söyleyebiliriz. Elektron sayısı 10. N'nin de elektron sayısı 10 olduğu için bunların elektron sayıları aynı. Ancak proton sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izoelektroniktir. Elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için birbirinin izoelektroniği dedik. 3'e baktığımızda M ve E tanecikleri izoelektroniktir. M için şunu söyleyebiliriz. Elektron sayımız 18, E'nin de 18. Yani bunların elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bunlar birbirinin izoelektroniğidir. 4'e baktığımızda elektron başına düşen çekim kuvveti N için şunu söyleyebiliriz. Protonu 13'tü, 3 elektron verdi. Elektron sayısı 10 oldu. Yani elektron başına düşen çekim kuvveti proton bölü elektron 13 bölü 10'dan 1,3 gelir. Aynı olayı T için yaptığımızda T'nin protonu 11, 1 elektron verirse 10 olacaktır. Yani proton bölü elektron oranı 11 bölü 10'dan 1,1 gelir. Baktığımızda evet N'nin elektron başına düşen çekim kuvveti T'den daha büyük olur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Yüksek sıcaklığa kadar ısıtılan maddelerin yaydığı ışınlar prizmadan geçirilirse değişik açılarla kırılarak farklı renkleri içeren çizgiler oluşturur. Bu çizgilere ışıma spektrumu denir. Aşağıda hidrojen, civa ve neon için ışıma spektrumları verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda element atomlarının ışıma spektrumları karakteristiktir. Evet, her bir elemente ait ışıma spektrumlarının farklı olduğunu görüyoruz. Yani karakteristik bir özellik de doğrudur. İkinci ifadeye baktığımızda ışıma spektrumunun oluşması için atomların uyarılması gerekir. Evet, ışıma görebilmemiz için atomları uyarmamız gerekir ve uyarmamız gerekiyor ki yani yaymış oldukları ışınları prizmadan geçirip değişik açılarla kırıp farklı renkleri görebilelim. Bu ifade de doğrudur. Üçe baktığımızda ışıma spektrumu elektronun düşük enerjili katmanla yüksek enerjili katmana geçmiş sırasında oluşur. Şöyle bir yörünge çizersek hatta board'da da konuşuyorduk. Elektronlar üst katmandan alt enerji seviyesine indiklerinde ışıma yaparlar ve böylece daha kararlı hale gelirler diyorduk. Dolayısıyla daha düşükten değil daha yüksekten düşeye gitmesi gerekir. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Aşağıda bazı bilim insanlarının atom modelleri ve günümüzün bakış açısıyla bu modellerin yetersizlikleri verilmiştir. Buna göre atom modellerinin yetersizlikleriyle ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda Rutherford atom modelinin yetersizliğinde çekirdek etrafında dönen elektronların neden pozitif yüklü çekirdeğe düşmediğini açıklayamamıştır. Evet, Rutherford'un en büyük eksiklerinden birisiydi. Çekirdek etrafındaki elektronların neden pozitif yüklü çekirdeğe düşmediğini açıklayamıyor. Sadece çekirdek kavramından bahsedip
atomda büyük boşluklardan ibaret olduğunu söylüyordu. Bu ifade bir eksikliğidir. Doğrudur. İkiye baktığımızda Dalton bir elementin tüm atomları bütün özellikleri bakımından aynı değildir. İzotop atomlar vardır. Evet, Dalton kendi atom modelinde bir elementin tüm atomlarının aynı olduğunu ve izotop atomların varlığından haberdar olmadığı için bu da onun yetersizliğidir. Doğrudur. 3'e baktığımızda çok elektronlu atomların spektrumlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. Evet, Bohr tek elektronun tanecikleri açıklayabilmiştir. Çok elektronlu atomları spektrumunu açıklayamamıştır. Yani bu da bir yetersizliktir. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Elementlerin birçoğu doğada izotoplarının karışımı halinde bulunur. Örneğin hidrojenin 3 izotopu vardır. Bunlar hidrojen, döteryum ve trityumdur. Yukarıdaki görselde hidrojen ve döteryumun oksijenle yaptıkları bileşiklerin sıvı ve katı halleri beraber görülmektedir. H2O sıvısına normal su, D2O sıvısına ağır su denir. Yukarıdaki bilgiler ve görsel değerlendirildiğinde hangilerine ulaşılır diye sorulmuş. Birinci ifadeye baktığımızda izotop atomların aynı element atomuyla oluşturdukları bileşiklerin fiziksel özellikleri farklıdır demiş. Hidrojenin 3 tane izotopundan bahsetmiş. Hidrojen 1'e 1, döteryum 2'ye 1, tritiyum 3'e 1 şeklinde. Dolayısıyla birbirinin izotopu olan aynı element atomuyla oluşturdukları bileşikler işte H2O, D2O ve T2O şeklinde olacaktır. Dolayısıyla fiziksel özellikleri bunların farklı olacaktır. Doğrudur çünkü fiziksel özellikte proton, nötron ve elektron sayılarına bakıyorduk. Burada nötron sayıları her bir izotopun birbirinden farklı olacağından dolayı fiziksel özellikleri de farklı olacaktır. İkiye baktığımda normal su ve ağır suyun birer molekülündeki nükleon sayıları farklıdır. Burada normal sudan kastımız H2O'dur. Zaten parçada da söylemiş. Ağır sudan kastımız da D2O dediğimiz döteryum oksittir. Dolayısıyla nükleon sayıları için kütle numarası olduğunu biliyoruz. Hidrojenin kütle numarası 1, döteryumun 2 olduğu için kütle numaraları farklı gelecektir. Doğrudur. 3'e baktığımızda H2O ve D2O bileşiklerinin birer molekülündeki elektron sayıları eşittir demiş. Hidrojenin atom numarası 1 olduğu için H2O'da 2 çarpı 1, oksijenin atom numarası zaten 8 olarak verilmiş. 1 çarpı 8'den 10 elektron olur. D2O için aynı işlemi yaparsak D2O'da da döteryumun proton sayısı 1, 2 tane var. 2 çarpı 1. Oksijenin protonu oksijenden bir tane var. Proton 8 toplarsak 10 elektron yapar. Yani her ikisinin de elektron sayısının eşit olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. İzotop, izobar ve izoton taneciklerle ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye sorulmuş. İzotop taneciklerin proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıdır demiş. Evet, izotopun zaten kelime anlamı neydi? P'den aklımızda kalsın. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı demekti. Bu ifade doğrudur. İkiye baktığımızda izobar taneciklerin kimyasal özellikleri farklıdır. İzobar neydi? Kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı demekte. Ve kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için şunu unutmayacağız. Proton ve elektron sayıları aynı olmalıydı. Yani dikkatli bakarsak kütleleri aynı, atom numaraları farklı olacağından dolayı yani proton sayısı farklı olacağından kimyasal özelliği de farklı olacaktır bu ifadede. Doğrudur. 3'e baktığımızda izoton olan tanecikler nötrse elektron sayıları eşittir demiş. Şimdi birbirinin izotonu olan iki tanecik düşünelim. Yani nötron sayıları aynı olacak. Proton sayıları farklı olacak. Birine P, birine K diyelim. Bu durumda bunlar nötrse proton sayıları aynı zamanda elektron sayısı olacağından dolayı ve proton sayısı farklı olduğundan dolayı birine P, birine K dedik. Dolayısıyla bunların elektron sayılarının eşit olma şansı yoktur. Yanlış olan soru olduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Çekirdek yükü en büyük olan x artı 2 yönüdür. Şimdi şunu söyleyelim.
X artı 2 için kütle numaram 40 verilmiş. Y eksi 2 için 32 verilmiş. Z eksi için 37 verilmiş. Ve argon ile izoelektronik oldukları söylenmiş. İzoelektronik neydi? Yukarıda da tanımı yapılmış. Elektron sayıları ve dağılımları aynı. Proton sayıları, onu da belirtelim. Proton sayıları farklı olan tanecikleri biz izoelektronik diyorduk. O zaman argon nötr olduğu için elektron sayısı proton sayısına eşittir ve hepsinin 18 elektronu varmış. Çünkü bunlar birbirinin izoelektroniymiş. O zaman Z bir elektron aldığında 18 olduysa elektron almadan önce 17'ymiş. Y 2 elektron aldığında 18 olduğuna göre elektron almadan önce 16'ymış. X de 2 elektron verdiğinde 18 olduğuna göre elektron vermeden önce 20'ymiş. Çekirdek yükü zaten proton sayısıydı ve X'te en fazla olduğunu görebiliyoruz. O zaman bu ifade doğrudur. 2'ye baktığımızda elektron başına düşen çekim kuvveti en az Z eksi yönündedir. Elektron başına düşen çekim kuvveti proton bölü elektron oranıydı. X için bu değer 20 bölü 18. Y için bu değer 16 bölü 18. Z için bu değer ise 17 bölü 18'dir. Dolayısıyla 16 değerini 18'e böldüğümüzde daha küçük bir değer geleceğinden dolayı z eksi değil y eksi 2 yönü denmeliydi. Bu ifade yanlış olmuş. 3'e baktığımızda x artı 2 ve z eksi tanecikleri izotondur. İzoton neydi? Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı taneciklerdi. X artı 2 için şunu söyleyebiliriz. Kütlemiz 40, proton 20, yani nötronumuz 20 gelir. Z eksi için kütle numaramız 37, proton sayımız 17, yani nötronumuz 20 gelir. Dolayısıyla nötron sayılarımız aynı. Proton sayılarımız farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izotonu olur. Doğrudur. Bize de doğru olan sorulduğu için sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Aşağıda hidrojen atomuna ait elektronun bazı enerji düzeyleri arasındaki geçişleri verilmiştir. Buna göre geçişlerin absorpsiyon ve emisyon olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Absorpsiyonun diğer adı soğurma demek, emisyonun diğer adı da ışıma demektir. Şunu da söyleyelim, absorpsiyon olaylarında her zaman bir üst enerji seviyesine elektron geçer. Bir üst enerji seviyesine geçiş olur. Işıma olayında ise tam tersi bir alt enerji seviyesine geçiş olacaktır. Dolayısıyla birinci oka baktığımızda K'dan M'ye doğru bir geçiş var. Yani daha yüksek enerji seviyesine geçilmiş. Yine 2'de de daha yüksek enerji seviyesine geçilmiş. O zaman 1 ve 2 absorpsiyon. 3'e, 4'e ve 5'e baktığımızda daha alt enerji seviyelerine geçiş görüyoruz. O zaman bunlar da ışımadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Aşağıda x eksi 2, y artı z eksi ve t taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayılarıyla kütle numaraları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi önce tablodaki boşlukları doldurursak x eksi 2'nin protonu 16, kütlesi 34'müş. Hemen şurada yazalım. X eksi 2'nin kütlesi 34, protonu 16. O zaman 18 nötronu varmış. Bunu söyleyebiliriz. 2 elektron aldığından dolayı elektron sayısı da 18 olacaktır. Devam edersek Y artı için nötron sayımız 21 verilmiş. Elektron sayımız da 18 verilmiş. O zaman bir elektron verip 18 olduğu için elektron vermeden önce 19'muş. Topladık. 40 da bunun kütle numarası varmış. Protonu da 19 bulduk. Devam edersek Z eksi için şunu söyleyebiliriz. Protonu 17, nötron da 18'miş. Bir elektron aldığında elektron sayısı 18 olur. Kütle numarası da 17 artı 18'den 25 olacaktır. T için baktığımızda proton sayısı 20, kütle numarası 40, aradaki fark nötron sayımız 20 olur.
Elektron sayısı için şunu söyleyebiliriz. Nötr olduğu için aynı zamanda elektron sayısı da 20'dir. Evet, A şıkkına baktığımızda X eksi 2, Y artı ve Z eksi tanjikleri izoelektroniktir. İzoelektronik neydi? Elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı tanjikler. O zaman X eksi 2'nin elektron sayısı 18, Y artının da 18, Z eksiğinin de 18 olduğu için bunların elektron sayıları aynı ve proton sayılarına baktığımızda farklı olduğu için bunlar birbirinin izoelektroniğidir. B şıkkına baktığımızda Y artı ve T tanjikleri izobardır demiş. İzobar neydi? Kütle numaraları. Aynı, atom numaraları farklı olacaktı. Dolayısıyla Y artı için kütle numaram 40, atom numaram 19, T taneci için yine kütle numaram 40, atom numaram 20. Yani kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı olduğu için bunlar birbirinin izobarıdır. C şıkkına bakarsak X eksi 2 ve Z eksi tanjik izotondur. İzoton neydi? Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı demekti. O zaman X eksi 2 için şunu söyleyebiliriz. Nötron sayımız 18. Z eksinin de nötron sayısı 18. Yani nötronlar aynı. Protonlar da zaten farklı olduğu için bunlar birbirinin izotonudur. D şıkkına baktığımızda X eksi 2 ve T tanjiklerin kütle numaraları arasındaki fark 6'dır. X eksi 2'nin kütle numarası 34, T'nin kütle numarası 40'tır. Yani aradaki fark 6'dır. Bu ifade de doğrudur. Nötron sayısı en büyük olan X eksi 2 yönüdür. Nötron sayısı X eksi 2'nin 34, Y'nin 40, Z'nin 25, T'nin de 40'tır. Yani Y ve T'nin kütle numarası daha fazla. Bu ifade yanlış olmuş. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacaktır. Aşağıda X artı 2 ve 55 YA tanciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir. Buna göre X artı 2 ve YA tanciklerine ilgili hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Şimdi elimizde X artı 2 taneci var. Nötron sayımız 26, elektron sayımız 20. 20 artı 2'den protonumuz 22 yapar. Topladığımızda 48'de kütle numarası yapacaktır. Yani proton sayımızı bulduk, 22. Y için baktığımızda iyon yükünün A olduğunu ve kütle numarasının 55 olduğunu görüyoruz. Proton sayısı 26 verilmiş. Elektron sayısı da 23. Protonu 26 iken elektron sayısı 23 oluyorsa A değeri burada artı 3'tür. Devam edersek nötron sayısı 55 eksi 26'dan 15 eksi 6 9, 4 eksi 2'den 2. Yani 29'da nötron sayımız var. A şıkkına baktığımızda x artı 2 yön çekirdek yükü 22'dir. Çekirdek yükü proton sayısıdır. Evet, o da zaten 22'dir. Doğrudur. YA tanci için A değeri artı 3'tür. Evet, artı 3 olduğunu söylemiştik. Yine doğrudur. C şıkkına baktığımızda Y atomunun izotopunun nötron sayısı 29'dur. Y atomunun kendisinin nötron sayısı 29. Kütle numarası 55, proton da 26. Dolayısıyla birbirinin izotopu olan taneciklerde bizim şunu biliyor olmamız lazım. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Yani 29'dan farklı olması gerekir nötronu. Dolayısıyla burada 29 demiş. Yanlış olmuş. D şıkkına baktığımızda x artı 2 iyonun kütle numarası 48'dir. Evet, kütle numarasını sol üstte yazıyorduk. Doğrudur. YA tanecinin nükleon sayısı 55'tir. Nükleon sayısı zaten kütle numarası demektir. Y'nin de 55 olduğunu biliyoruz. Bu da doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Demir atomu 3 elektron verdikten sonra oluşan iyonla ilgili aşağıda bazı sorular ve cevapları karışık olarak verilmiştir. Sorular ve cevapların doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Demir elementinin kütle numarası 55, proton sayısı 26 ve 3 elektron verdikten sonra demiş. 3 elektron verdiğinde elektron sayısı 23 olur. Dolayısıyla 3 elektron verdiği için iyon yükü artı 3 olacaktır. Yani 1B'ye gider. Nötron sayısı 55'ten 26'yı çıkarırsak 15 eksi 6'dan 9, 4 eksi 2'den 20, 9 olacaktır. Yani 2 de C'ye gider. Çekirdek yükü zaten proton sayısıydı. O da 26'dır. Yani 3 de A'ya gider.
Yani sorumuzun doğru cevabı 1 B'ye, 2 C'ye gider dedik. 3 de A'ya gider. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır.